İyi akşamlar sevgili Halk TV izleyicileri. Bir Konuşmasak Olmaz ile karşınızdayız. Ben Kadir Gürsel ve İsmail Saymaz. Bugün iki konumuz var. İkisi de Ukrayna bağlantılı. İlk konumuz ekonomi. Bugün malumunuz enflasyon verileri açıklandı. Aylık enflasyon verileri çok yüksek. Tabii enflasyon son 20 yıldan bu yana ilk kez %50'yi geçti. O da resmi açıklama, resmi rakamlar. Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı enflasyon 123.80 yıllık enflasyon bu da. Tabii bu veriler kuzeyimizdeki savaşın etkisinin henüz yansımadığı veriler. Bunlar belki bu savaşın etkisi önümüzdeki ay, sonraki aylarda daha çok hissedilecek enflasyon üzerinde. Şimdi bu savaşın Türkiye'ye etkisini konuşacağız. Siyasete, ekonomiye etkisi. Ondan sonra da savaşın da tabii bir seyri var. Rusya ilerliyor ve yıkıcı bir ilerleyiş bu. Aynı zamanda ortaya çıkan harabiye şehirlerin harap edilmesi, sivil kayıpları, sivillerin hedef seçilmesi nispetinde de Rusya'ya karşı dünyada tepki büyüyor. Tepki büyüdükçe de bunun bazen işte ifrat seviyesindeki tezahürleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. İşte Rusofobi tartışması, Rus korkusu. Enteresan bir konu bu. Bunu da tartışacağız. Tek başına bu değil tabii. Ama yani bu Rusofobi nedir, ne değildir, neden bu tartışma başlatılıyor vesaire, bunlara gireceğiz. İlk konudan başlayalım İsmail. Evet abi. Enflasyon verileri açıklandı. Bir taraftan da işte doları 13.50'de 13.50-13.80 bandında çıpalamaya çalışan bir 14'ün üzerine çıktı. Ama şimdi artık yani daha aşağı onu indiremiyorlar. Ve arka kapıdan kamu bankaları aracılığıyla dolar satan, diğer taraftan da işte yavaştan sermaye kontrollerine başlamış bir hükümet var, iktidar var. Hükümet demeyelim de çünkü onun da adı farklı artık yani. Cumhurbaşkanlığı kabinesi oldu. Kabine de değil aslında. Kabine, Cumhurbaşkanlığı. İşte başkan, öyle diyelim. Bütün bunlar nasıl olacak? Seçim nasıl bir tablo yaratacak sence? Mayıs'a, Haziran'a kadar doları işte bir belli bir aralıkta tutup ondan sonra da dolar bollaşınca, yaz etkisi, mevsimsel yani enflasyon üzerindeki baskı azalınca, dolarda turizm gelirleriyle falan artınca sonbahara kadar bir böyle ortalamada gitmeyi ümit eden bir iktidar vardı. Ukrayna Savaşı hesaba katılmamıştı. Ne diyorsun? Evet, şimdi hatta TÜİK'in görsellerini de bizim Yakup'a atmaya çalışıyorum. Çünkü aslında nelerin bu enflasyon tablosu içerisinde yer edindiğini daha iyi ifade ediyor. Bir kere şu fark bir kapanmalı. Yani ENAG'ın, Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı, geçen yıla ilişkin açıkladığı %123, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, %123 enflasyonla TÜİK'in açıkladığı %54'lük enflasyon arasındaki %100'lük farkı bir havuz problemi olarak birinin çözmesi gerekiyor. Bu bir havuz problemi yani. Kim çözecek bunu? Çünkü benim bildiğim kadarıyla ENAG'da TÜİK'in enflasyon oranlarını belirlemek için alışveriş yaptığı yerlerden alışveriş yapıyor. Yani öyle biliyorum. Bir dükkan düşünelim. Örneğin karnabaharı, TÜİK de aynı dükkandan ya da aynı mıntıkadan, ENAG da aynı mıntıkadan alıyor. Alıyor mu? Nasıl? Yoksa alıyor. Fiyatını mı soruyor? Fiyatını soruyor yani. Fiyatını soruyor, evet. Alıyor ya da fiyatını soruyor, haklısın. Fiyatını soruyor. Yani o ilgili artık bu fiyatını sordukları yer neden TÜİK'e daha ucuz veriyor da neden ENAG'a iki katı fiyat söylüyor? Peki bunlar, özür dilerim. Ya da, onlar ben TÜİK'ten geldim, ben ENAG'dan geldim falan diyorlar mı? Bence biliyorlar. Bence TÜİK'in gittiği yerleri belki esnaf TÜİK'ten, biliyor. TÜİK'ten gelen söylüyordur. Ben TÜİK'ten geldim, ona göre bana dumping yapın, böyle, indirim yapın bana diyordur. Yani şimdi bir de şöyle düşünüyorum, bir de gözümde şöyle canlandı. Bir grup esnaf kapıdan TÜİK görevlisinin geldiğini görüyor. TÜİK yatın yere gibi bir manzara yani. TÜİK aman çevirin şeyleri, etiketleri. TÜİK geliyor, etiketleri çevirin gibi bir herhalde manzara var ama mesela bir sohbet esnasında TÜİK'in fiyat sorduğu bir ürünün bulunduğu marketin yetkilisi kimseye söylememe kaydıyla bana bildirmişti. Ben TÜİK'e fiyat bildiriyorum diye. Dolayısıyla evet, fiyat sordukları kimseler İlginç. Onları biliyor. Ama görünen o ki bir iş yeri var. Örneğin bir manav var. O manav kaba TÜİK'e 50 lira diyorsa
Enaga 100 lira diyor. Muhtemelen Enaga söylediği fiyatı da vatandaşa. Manavine suçlu. Bak Manavine suçlu. Manav suçlu. Evet. 100 liraya satıyor. Dolayısıyla yani bu havuz problemini birinin çözmesi gerekiyor. Ne olmuş? TÜİK'in tüketici fiyat endeksine göre yıllık %54 enflasyon oranı belirlemiş ki bu TÜİK rakamı taban rakam. Onu biliyoruz. Yani enflasyondaki taban rakam TÜİK verisi. TÜİK'e göre de çok yüksek bir enflasyon bu. Yani TÜİK'in tespitine göre de yüksek bir enflasyon. Bir önceki ay Maliye Bakanı %50'nin üzerine çıkarmamakla övünmüştü enflasyonu. Zaten evdeki yangını gösteren önemli tablo da birinci tablo Kadir abi. Karnabahar %88.5, kabak %79, domates %53, maydanoz %53, kıvırcık %49. Geçen yıl oranla zam gelmiş. Yani bundan sonra biz pazara gittiğimizde bu ürünleri Karnabahar Bey, Kabak Efendi, Domates Hanım işte diye adlandırmamız lazım. Çünkü geçen yıla göre 2 kilo alıyorsak bu yıl artık 1 kilo alıyoruz. Geçen yıl 2 tane alıyorsak bu yıl artık 1 tane alıyoruz. Bir önceki yıla göre fiyatı düşen ürünleri de sıralamış değil. Kazak, çocuk kazağı, çocuk botu, kadın sweatshirt'ü, kaban, hırka bunlar artık alınmıyordur. Yani. Gıdada bir önceki yıla göre enflasyon %64.47. Evet, bununla ilgili de bir TÜİK'in bir tablosunu daha attım. Eğer Yakup onu hazırlayabilirse TÜİK raporun ışığında evet ana harcama oranlarına göre neler değişmiş? Mesela haberleşme, ulaştırma %75 oranında artmış Kadir evet. Abi. Petrole bağlı olarak çok doğru söyledim. Elektrik ve petrole bağlı olarak Kadir abi şehir içi ulaşım yani herhangi bir özel taşıt %75 oranında artmış. Yani bu geçen yıl 5 liraya aldığımız biletin 7,5 liraya çıkması ya da 200 liraya aldığımız uçak biletinin 450 liraya doldurduğun depoyu bugün bravo. 1000 liraya dolduruyor. Bravo. Ev eşyası %64. Gıda ve alkolsüz içecekler %64. İşte bu aslında birazdan açacağımız bahsi de ilgilendiriyor. Gıda ve alkolsüz içecekler bu şu anlama geliyor. Türkiye artık kendi hani 1980'e kadar övündüğü kendi ihtiyacını karşılayabilen ülke olmaktan çoktan çıktı. Bu Türkiye'nin nüfusu artmasından kaynaklanmıyor. Elbette onun etkisi vardır. Bundan kaynaklanmıyor. En önemli husus bu noktada Türkiye'nin artık kendi nüfusunu doyurabileceği temel gıda ürünlerini yetiştiremiyor oluşu. Bunun en önemli sebeplerinden biri de özellikle 2013'ten 2015'e kadarki hayal devresinde ya da suni bolluk döneminde ülkenin üretmektense ithal etmeyi daha ekonomik bulduğu için Türkiye'de pekala üretilebilen bir ürünü artık üretmeyip yurt dışından almaya meyledildi. İşte bunun bir sonucu olarak Türkiye'de büyük ölçüde çiftçiler, rençperler ve köylüler artık tarımsal üretimi terk ettiler, hayvancılığı terk ettiler ve bunun sonucunda biz başta buğday olmak üzere, işte hububat olmak üzere öte yandan et ve et ürünlerinde de bağımlı hale geldik. Şimdi bu bahsi kapatalım. Son olarak da eğer o tabloyu verebiliyorsak Enag'ın tablosunu verelim. Ve aradaki havuz problemini hem iktidarın hem muhalefetin çözmesi gerektiğini de ifade etmek isterim. Yakup var mı acaba Enag tablosu? Hazırlanıyormuş. Hazırlanıyormuş. Şimdi Enag tablosu da çok önemli çünkü Enag tablosunda da %23'lük bir geçen yıla oranla enflasyon ortaya konuyor. Ve yine benim yanlış görmediysem yine işte gıda meselesinde yine ve gıdanın yanı sıra haberleşme ve ulaşımda da ciddi oranda bir enflasyon var. Peki Karadeniz'in kuzeyinde Rusya ve Ukrayna'nın yaşaya geldiği şu savaş bizi nasıl etkileyecek? Savaş kelimesini tekrar geri çekiyorum. Ukrayna'daki Rusya işgali. Rus işgali bizim ekonomimizi nasıl etkileyecek? Tabii son olarak Enag'ın TÜFE tablosuna bakalım. Şubat 2022'de günlük fiyat değişimlerine elde edilen aylık enflasyon %5 artmış. Günlük bazda işte ve tabloda gösteriliyor. %23 oranında artış var. En fazla yükseliş burada giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir diyor. Neyse vaziyet böyle. Bu tablo
geçen yıla kıyasla bize şunu söylüyor. Geçen yıla kıyasla Türkiye'de ENAG'a göre %23 artmış. Daha bunlar arasında galiba. Bu aylık. %23 oranında artmış. TÜİK'e göre ise %54 oranında artmış. Bu henüz Ukrayna'daki Rus işgalinin sonuçlarının yansımadığı tablo. Önümüzdeki ay bu tabloda yansıyacak. Bu tabloda vaziyet nasıl gelişecek? Bununla ilgili birkaç veri aktarmak isterim eğer tabii. Varsa. Şimdi gelirken de birkaç gün önce de ben bir Rusya ile Türkiye'nin ekonomik hacmine dair biraz çalıştım. Hem ihracatçıların verilerine hem TÜİK'in verilerine çalıştım. Bunları yurttaşların bilmesinde fayda görüyorum. Bizim 2021 yılında yani geçen yıl Rusya ile ve Ukrayna ile ihracat tablomuz çok dikkate değer. Çünkü TÜİK verilerine göre Kadir abi Rusya bize 29 milyar dolarlık mal satıyor. Bir daha vurguluyorum. Rusya bize 29 milyar dolarlık mal satıyor. Ve bizim yurt dışından alımlarımızda yani ithalatımızda Rusya ikinci sırada. Buna karşılık biz Rusya'ya 5.8 milyar dolarlık mal satıyoruz. Ve bizim mal sattığımız ülkeler sıralamasında 10. sırada. Ukrayna ise bize 4.5 milyar dolar mal satıyor. Bizim mal aldığımız ülkeler sırasında 12. sırada. Biz Ukrayna'ya 2.9 milyarlık mal satıyoruz. Bizde de 20 sırada. Şimdi Rusya ile toplam ticaret hacmimiz, hem satışımız hem alışımız 34 milyar dolar. Ukrayna ile ise yaklaşık 7.5 milyar dolarlık bir hacmimiz var. Bazı alanlarda ise muhtacız. Örneğin turizm kalemini söyleyeyim. Türkiye'ye gelen turistlerin %27'si Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Yani her 3 turistten biri kuzey kıyılarımızdan geliyor. Türkiye'nin olmazsa olmazları yönünden Rusya'ya bağımlılığı var. Türkiye doğal gazının %40'ını Rusya'dan alıyor. Petrolünün de %25'ini Rusya'dan alıyor. Ve aynı zamanda Türkiye buğdayının %70'ini Rusya'dan alıyor. İşte yurt dışından aldığı 10 milyon tonluk buğdayın. %70'ini Rusya'dan alıyor. %15'ini de Ukrayna'dan alıyor. Bu arada mercimeği ve diğer tahıl, arpayı şunu bunu saymıyorum. Bunlar da diğer önemli kalemler. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Ayrıca Rusya'nın Türkiye'de biliyorsun savaş sanayinde Türkiye'ye sattığı mallar var. En önemlisi de S-400'ler. Bir diğeri nükleer santrallerin yapımında Rusya rol sahibi. Benim gördüğüm kadarıyla, hepimizin de doğrusu göreceği kadarıyla bizim Ukrayna'da değil ama Rusya ile aramızdaki ilişki iki komşu ülkenin ticari olarak birbiriyle girdiği iletişimden çıkmış, çoktan aramızda bir hegemonik ilişkiye dönüşmüş. Rusya hem Türkiye'ye S-400 gibi ağır silah sanayilerini satması ve böyle bir teknolojiyle Türkiye üzerinde hegemonya kurması hem de bu silah alışverişi nedeniyle Türkiye'nin NATO'dan ve NATO ilişkilerinin gerginleşmesi ve Amerika ile gitgide uzaklaşması bakımından çeşitli kazanımlar elde etti. Bu Rusya'nın kazanımları. Bir diğeri Türkiye'de nükleer santrallerin yapımına girişti. Türkiye'de geri dönüşsüz bir ilişkiye girilmiş oldu ve nihayet doğalgaz ve nihayet petrol ve buğday gibi temel bir madde bakımından Türkiye Rusya'ya bağımlı hale gelmiş durumda. Tam da bu nedenle eğer bu Rusya'nın Ukrayna'daki işgali kalıcılaşır ya da bir krize döner şöyle ya da bir bataklığa döner. Örneğin bir Afganistan manzarasını andırırsa biz bundan doğrudan etkileneceğiz. Doğrudan etkileneceğiz. Belki doğalgaz alamayacağız. Belki alacağız ve çok pahalıya alacağız. Belki petrolü çok pahalıya alacağız. Belki buğdayı alamayacağız. Alamayabiliriz. Buğdayı alamayabiliriz. Ama her şeyden önce paramızın yettiği anda da Rusya bunları bize vermeyebilir. Rusya elindeki doğalgazı, Rusya elindeki petrolü, Rusya elindeki buğdayı, Türkiye'deki nükleer santralleri ve S-400'ü bize karşı hem Ukrayna'daki işgalini ne taraf olmamız ya da herhangi bir tutum almamamız bakımından silah olarak kullanabilir. Ya da bu ilişkiyi, bu hegemonik ilişkinin faturasını bize Suriye'de ya da Azerbaycan'da ya da dünyanın bir başka coğrafyasında bize karşı kullanabilir. Ben bu bakımdan stratejik
ve hem stratejik açıdan hem milli güvenlik yönüyle AK Parti iktidarının bizi Rusya'ya bağımlı kıldığını ve olası Ukrayna'ya benzer değil ama Karadeniz'den kaynaklı bir gerginlikte Rusya'nın bizi tehdit edebileceği kadar malzemenin ona verildiğini ya da böylesi bir bağımlılık ilişkisinin maalesef kurulduğunu düşünüyorum. Ukrayna için böyle diyemem. Ukrayna ile tahıl alışverişimiz, işte çeşitli metal alışverişlerimiz var. Ama Ukrayna şu savaş hali nedeniyle bizim ondan yurt dışından aldığımız buğdayın %15'ini de onlar alamayabiliriz. Bunun sonucu şu olacak. Değerli izleyiciler ve sevgili Kadri abi, şu an görüyoruz. En önemli, enflasyondaki en önemli kalemler gıda malzemeleri, en önemli kalemler ulaştırma malzemesi. Bunların hepsi önümüzdeki aydan itibaren katmerlerine artacak ki önceki gün, dün ve bugün motorine, benzine ve çeşitli kalemlere zaten zam geldi. Enerjide tekrar bir elektrik ve benzeri kalemlere tekrar zam gelecek. Önümüzdeki aydan itibaren Ukrayna'daki Rusya işgali bizim evimize fatura olarak yansıyacak. Evet. Şimdi burada evet, yani şans her zaman iktidarın yanında olmuyor. Türkiye'nin yanında da olmuyor. Bence artık şansımız dönmüş durumda. Öyle görüyorum ben. Ama ne bakımdan döndü? Tabii şöyle dönmüş durumda. İktidar epey şansıyla da epey idare etti. Hı hı. Ama şansına veya başka şeylere güvenerek uzun yılların ihmalleri sonucunda hazırlanan, ortaya çıkan stratejik tablo korkunç bir tablo. Yani bunun artık şansa güvenilerek falan ya da tavla oynar gibi idare edilmesi mümkün değil. Çünkü şimdi bakıyoruz, pek çok, bir değil, birçok stratejik kalemde Rusya'ya bağlıyız. Bağımlı hale getirildik. Bunun nedeni nedir? Niyedir? Ya valla şudur bence. Bir, sorumsuzluk. İki, keyfilik. Üç, öngörüsüzlük. Dört, menfaat ilişkileri. Bu. Yani Türkiye'nin stratejik menfaatlerini bu kadar çarpık bir şekilde gözetmemek, yani gözetmemek vardır da bir de bu şekilde gözetmemek. Yani ya stratejik, eğer bir risk varsa, risk ortada, üretemiyorsan, enerji üretemiyorsan, enerjide bir ülke yerine çoklu kaynağa bağlı hale getirirsin kendini, değil mi? Yani misal, tarımın ihmali bir stratejik tercihti bu iktidar için. Tarım bilinerek, istenerek ihmal edildi Türkiye'de. Bu bir tercihti ve öyle 4 yılda bir, 5 yılda bir değişen bir iktidar yok burada. 20 yıldır Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Bu nedenle de hiç kaçarı yok. Bu sorumluluktan, bu tarihi vebalden kurtulamaz bu iktidar. 20 yılda zaten yapılan yanlış stratejik tercihlerin fevkalade zararlı, tehlikeli sonuçları işte bir tablo olarak sen çok güzel özetledin, ortaya koydun. Çıkmış bulunuyor karşımıza. Bir alan değil, enerji. Mesela enerjide Rusya'ya bağımlı hale gelmişiz. En temel şey. Yani doğalgazda. İşte doğalgazda pandemi sırasında talep düştü. Bütün talep düştü. Enerji talebi çok azaldı dünyada falan. Yani yeniden oturup falan böyle müzakere etmeyi gerek görmediler. LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz piyasasına yöneldiler. Orada da normalleşme başlayınca fiyatlar alabildiğine yükseldi. Kolay bir şey değil. Doğalgaz stratejik bir ürün. Bütün müzakereler stratejik olarak yapılıyor. Gizli tutuluyor fiyatlar vesaire. Şimdi burada ortaya çıkan şey, enerjide Rusya'ya bağımlıyız, bir. Bir de tahıl üretiminde stratejik bir alan. Bu çok önemli. Hiçbir gerçekten bölgesel ve süper güç, büyük güç baktığın zaman, yani kendi bölgelerinde ve dünyada jeopolitikte iddialı olan güçlerin hiçbiri bu konuları ihmal etmez. Yani halkını beslenmesi ve enerji konularında dışa bağımlı hale gelmezler. Zaten yani sen eğer tahılda, temel besin kaynaklarında dışa bağımlı hale gelmişsen, hayvancılıkta ve tahılda, tarımda demin tahıl çok önemli, stratejik ürün. O zaman zaten yani bir dış politika, bağımsız bir dış politikan olamaz. Hele ki bu şartlarda Rusya gibi saldırgan, yayılmacı, kendi içine de otoriter bir güce bağımlı hale gelmişsen, tablo çok daha kötü. Tablo çok daha kötü demektir. Yani bugün komşularını tehdit eden,
bir komşusunu durup dururken, gerçekten durup dururken, çünkü uluslararası hukuk açısından hiçbir gerekçesi yok bu işgali, işgal eden bir ülke karşısındaki bağımlılık ilişkimiz tüyler ürpertici bir durumu işaret ediyor burada. Türkiye'de şimdi iktidarın yaptığı bir hesap vardı. Bu hesap az çok işte bilinen bir şey. Girişte de bahsettim. Yüzde işte doları şeyde tutmak için. 13.50, 13.80'de tutmak için bir kaynak geliştirildi. Sermaye kontrolü yapılarak ihracatçıların Türkiye getirdiği dövizin %25'ini Türk lirasına çevirme ve Merkez Bankası'na verme, yani bozdurma orada o anlamda, Türk lirasına çevirme zorunlu getirildi. Bu da işte yaklaşık ayda $1 milyar yakın bir para yapıyor belki işte o civarda. O kaynakta rezerv şey yapmak yerine, rezerv biriktirmek yapmak yerine kamu bankaları aracılığıyla şeyden satılıyor, arka kapıdan satılıyor yine. Yeter ki işte Mayıs'a, Haziran'a kadar dolar 13.50, 13.80'de falan tutulsun diye yapılıyor bu. Bu kadar dalgalanma varken, bu kadar jeopolitik riskler gerçekleşmişken yine de bu seviyede gitti. Şimdi bundan sonra gidebilecek mi? Mayıs-Haziran hesapları burada şaşmış durumda. Hı hı. Çünkü Türkiye'nin dolar bazında kaybı bu savaş yüzünden en iyimser tahminlere göre minimum 20 milyar dolar oluyor. Petrol, doğalgaz fiyatlarındaki artış, artı turizmden kayıp var. Bu nedenle de işte bir de bu arada şey de var, yani Fed'in eğer faizleri arttırması halinde dolara da talep olacak. Orada zaten yeni politikayla dolar yerinde tutulamıyor. Yeni politika da artık engel olamıyor. Şimdi dolayısıyla hani önümüz zor bir döneme doğru gidiyoruz. Hemen bir ay sonra. Evet, zor bir duruma doğru gidiyoruz biz. Bu siyaseti nasıl etkiler? Siyaset buna nasıl reaksiyon gösterir? Muhalefet açısından bence durum kolay ama iktidar bu sefer şey diyecek. Başarısızlığının nedeni olarak işte Ukrayna'da savaş çıktı, her şey iyi gidiyordu. Biz bu enflasyonu düşürecektik. Çekecektik, işte 30'lara 20'lere indirecektik. Yıl sonuna kadar öyle bir hedefleri var, yani epey bir, sert bir iniş bekliyorlar falan. Bu tabii mümkün değil gerçekleşmesi. Ama şimdi Ukrayna'da savaş çıktı, Ukrayna'da işte Rus işgali olmasaydı falan deyip ekonomik krizin vebalini Rus işgaline bağlayacaklar. Bunu yapacaklar. Muhalefet ne diyecek bakalım, göreceğiz. Ama neticede burada hadise o değil. Yani Rusya'nın Ukrayna'nın işgali sonucunda Türkiye'nin uğradığı zararın da sorumlusu Rusya değil. Bugüne kadar izlene gelen yanlış politikalar neticesinde Türkiye'nin bu jeopolitik şoka karşı hazırlıklı olmaması. Rezervlerini tüketmişsin. Kalan rezervlerinde doları tutmak için kullanıyorsun. Rezervin yok. Hala rezervin yok. Var olan rezervler fiktif rezervler. Yani bu bakımdan siyasetin geleceğini ben iktidarın evdeki hesaplarının çarşıya uymaması şeklinde yorumluyorum. İstersen başka bir şey yoksa şeye geçelim. Ukrayna'da Rus işgali şöyle yani Ruslar şöyle ilerliyor. Çok ciddi bir defa lojistik, komuta kontrol, planlama problemleri olduğu gözüküyor. Batılı gözlemcilerin de beklentilerinin çok gerisinde bir performans sergiliyorlar. Genelde benim okuduğum bir takım işte okuduğum ve güvendiğim bazı yorum ve analizlerde Rusya'nın önce Ukrayna'nın hava savunmasını ve hava kuvvetlerini tamamen çökerteceğini, birkaç gün, birkaç haftaya da sürebilen bir hava saldırısı neticesinde işte hava savunması tamamen bertaraf ettikten sonra gireceği vardı. Bunu yapmadı. Doğrudan kara kuvvetleriyle girdi ve halen Ukrayna hava kuvvetleri faal. Halen Ukrayna'nın hava savunma sistemleri tamamen saf dışı bırakılmış değil. Diğer taraftan da ciddi bir şey görüyoruz. Yani işte lojistik
ikmal yapamıyor. Ordusunu ikmal etmekte ciddi sorunlar yaşıyor. Bir uzun bir konvoy vardı Kiev'de, fotoğrafları sergilen. 40 mil de işte 60 kilometre, 67 kilometrelik bir konvoy. Burada bu konvoyun ilerlememesinin nedenleri arasında lojistik problemler olduğu gösteriliyor, söyleniyor. Bunun karşılığında bu başarısızlığını neyle telafi ediyor Ruslar? Korkunç bir bombardıman yapıyorlar. Tabii muazzam bir ateş. Giderek de ağırlaşıyor yani. Giderek bu başarısızlığın sonucunda. Ağırlaşıyor. Şeye de çok gerçekten anladığım kadarıyla tepki içindeler, öfke içindeler. Ukraynalıların yani kendilerini böyle çiçeklerle karşılamamasına, direnmesine. Ortada bir de sivil direniş var yani, silahsız sivil halk çıkıyor işte, tankların önünü kesiyor falan filan. Buna da sinirlenmiş, öfkelenmiş durumdalar. Acısını çıkartıyorlar işte altyapıyı çökertmek için. Tamamen sivil altyapıya yönelik bazı saldırılarda bulunuyorlar. Çok ciddi işte Ukrayna'da, Kiev'e yapıyorlar bunu, başka şehirlere yapıyorlar. Harkov. Sivil altyapı, Harkov'da. Sivil binaları bombalıyorlar falan. Şimdi bu da tabii Rusya'ya karşı tepkiyi çok alabildiğini arttırıyor. En çok da Rusya içerisinde protesto eylemleri var. Rusya'da da var. Evet. Yani Ruslar da bu savaşın doğruluğuna ve haklılığına ikna olabilmiş değiller. Sen ne diyorsun? Yani özellikle bu tepkiler, enteresan haberler okuyoruz. Yani mesela en son bir haber vardı. IMDB'nin Tarkovski'yi en iyi 250 film listesinden çıkardığı falan gibi böyle. Doğrudan aslında yani sanki Rusya'yı yöneten rejime karşı değil de Rus olan her şeye karşıymış gibi bir reaksiyon ortaya çıktığı yönünde iddialar var ve Rusofobi konusu iddiaları yeniden gündeme geliyor. Ne düşünüyorsun? Şimdi evvela bu Ukrayna'daki meseleye dair birkaç şey söylemek isterim. Yani dünyanın gördüğü belki de en medeni, en nasıl diyeyim, en beyefendi ifadesini kullanmayacağım ama tam yani en aklı başında, en aklı selim direnişlerden biriyle karşı karşıyayız. Ukrayna halkı büyük bir vakarla, büyük bir olgunlukla işgalcilere direniyor. Bence tarihe geçecekler. Yani gösterdikleri bu direniş ve Rusların onu işte iyi ki yurdumuzu işgal ettiğiniz şeklinde karşılayacaklarına dair inancı boşa düşürdüler. Evet, yani Slav kardeşlerimiz sizi bekliyorduk 30 yıldır, neredeydiniz? Bizi bu neonazilerin elinden gelin kurtarın şeklindeki beklentilerini boşa düşürdüler. Rus medya araçları dünyaya şöyle bir Ukrayna anlatmaya çalışıyor. Ukrayna'da neonaziler iktidarda. Neonazilerin aparatı olan bir komedyen de iş başında ve Ruslara karşı bir etnik ayrımcılık yapıyor. Dolayısıyla biz bu cender altındaki faşist, aşırı milliyetçi ve neonazi yanlısı bu iktidarı devirerek buraya demokrasi getireceğiz. Dünyaya böyle bir hikaye anlatıyor. Bu hikayeyi birkaç defa gördük biz. Bu hikayenin ilki Çekoslovakya işgaliydi. İşte Çekoslovakya'da o dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden başka ya da onun otoritesine itiraz eden bir yönetime yönetimi tanklarla bastırdılar ve o Prag Baharı olarak anıldı. Sonra Afganistan, oradaki yönetimin daveti üzerine gittiği Afganistan'da bir batağa saplandı Sovyetler. Sovyetlerin yıkılmasını da tetikledi. Evet. Şimdi ise bu filmi belki üçüncü kez, bu kez Ukrayna'da izliyoruz. Şimdi Sovyet iddialarıyla gelmiyor. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin birliğini pekiştirmek ya da işte bir komünist ülkedeki Amerikancı kalkışmayı bastırmak iddiasıyla gelmiyor. Şimdi ise aslında bir anti-Sovyet tavrıyla Rusya geliyor. Hatta Putin geçen gün yaptığı toplantıda Ukrayna'nın eleştirmediği tek yönü olarak anti-komünist tutumunu gösterdi. O ki siz komünizmi arınmak istiyorsunuz, gelin bizle beraber yapalım. Hani bunun tillahını ben yapıyorum. Hani ne gerek var, biz yapalım beraber dedi. Şimdi dolayısıyla Putin burada aslında bir anti-Sovyetik tutumla hareket ediyor. Diyor ki Ukrayna normalde ne bir Ukraynalılar, ne bağımsız bir ulus, ne de Ukrayna bağımsız bir devletti. Burası aslında Sovyetlerin icat ettiği, tam olarak yarattığı bir devlettir. Zaten sınırlarını da biz ikram ettik. İşte Kırım'ı Lenin verdi. Stalin Ukrayna'nın
çektiği cefa, gördüğü zulüm nedeniyle Kırım'ı armağan etti. Kırım'ı armağan etti. Stalin Kırım'ı verdi. Sonra. Efendim Donbas'ı, bu bölgeyi de Lenin verdi. Stalin de Lviv ve bölgesini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aldı verdi ve burası yaratılmış bir bölgedir. Hmm. Yaratılmış bir bölgedir. Esasen Belarus ve Ukrayna Rusya'ya da ana vatana dahil olmalıdır gibi bir okumayla ve Çarlık Rusya'nın sınırları, Çarlık Rusya'yı ihya sınırlarını ve o dönemin haritasını da yeniden oluşturma, tahsis etme amacıyla Ukrayna'ya bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Tek amacı bu. Tek amacı bu. Ama bunu dünyaya böyle ifade edemediği için ultra Rus milliyetçiliği ve yayılmacılığını tam da bu şekilde izah edemediği için milliyetçi olmakla ve neonazi olmakla suçluyor Ukrayna'yı. Yani aslında kendi bulunduğu pozisyonu, kendisinin hareket kalkış noktasını, kendisinin hareketinin alt arka plandaki düşünce yapısını Ukrayna'ya yönelterek yayılmacı kendisiyken neonazi sensin diyor. İşte aşırı milliyetçiliği, aşırı milliyetçilik onun ideolojisiyken Ukrayna'yı aşırı milliyetçilikle suçluyor. Şimdi bunun sonucunda dünyaya da tam da bunu anlatıyor. Neonazilerin barbar iktidarını yıkmaya geliyorum. Eğer öyleyse niye insanlar sizden kaçıyorlar? Eğer öyleyse orada Ceberut ve neonazi yönetimi varsa neden 1 milyon insan neonazilerden değil de neden sizden, özgürlük getiren Rus ordusundan kaçıyor? Bunun bir cevabını bulamayacak mısınız? Bir de o kadar dramatik, öyle tuhaf ki. Yani Yahudi bir liderin yönettiği neonazi iktidarını bize anlatmaya çalışıyorlar. Yetmiyor. Neonazilerin iktidarını sindirmek için dün yine yanlış bilmiyorsam Kiev'de Yahudi anıtını bombaladılar. Ya bu nasıl bir neonazi neonazilere karşı mücadele? Neonazilere karşı mücadele vermek üzere gelip siz Yahudi soykırım anıtını bombalıyorsunuz. Yahut neonazi iktidarını Rus azınlığın haklarını, kültürel ve temel haklarını ihlal etmekle suçlayıp dün Harkov'da Moskova'ya bağlı Rus kilisesinin etrafını bombalayıp orada insanların ölümüne neden oluyorsunuz. Vaziyet bu. Rusya Ukrayna'yı işgal gerekçesi olarak dünyaya bir neonazi hikayesi anlatıyor ve dünyada hiç kimse buna inanmıyor. Hiç kimse buna inanmıyor. Tam aksine ultra milliyetçi yaklaşım hareket eden Rusya. Ama bunun karşısında Batı'nın şu tavrı da kabul edilebilir değil. Yani Rusya'nın bu yayılmacı, bu aşırı milliyetçi ve saldırgan tavrı durdurulmalıdır. Tam da Ukrayna'da durdurulmalıdır. Rusya Ukrayna'daki işgaline son vermeli. Kırım'dan da geri çekilmelidir. Bu böyle. Fakat bunun durdurulmasının yolu Büyük Rus milletinin insanlığa armağan ettiği edebiyattan müziğe her ne varsa bu kazanımları kültürel alandan, sanatsal alandan, edebi alandan silip süpürmek olmamalıydı. Eğer bu bilgiler doğruysa, yani çeşitli haber kaynaklarından bize aktarılan bilgiler doğruysa ve benim gördüğüm kadarıyla aklımın almayacağı işler oluyor. Örneğin İtalya, Floransa üstelik. Floransa gibi, ki benim dünyada gördüğüm en güzel şehir orası, Açık Hava Müzesi. Floransa gibi bir şehirde, yanlış hatırlamıyorsam, Dostoyevski üzerine bir okumanın, Tolstoy ya da Dostoyevski üzerine bir okumanın yasaklanması ne demektir? Pardon, özür dilerim, Dostoyevski heykelinin kaldırılması ne demektir? Yani bu Rusları cezalandırmak değil, bu insanlığı cezalandırmak. Yapamazsınız siz bunu. Eğer öyleyse, yani bu yani şartla söylüyorum. Rus milliyetçiliğine karşı duyulan tepki Rus olan her Rus şeye fobiyle, karşı. Evet, yani Rus aşırı milliyetçiliği, Rus milliyetçiliğine verilecek yanıt Rusofobi değildir. Rusların her millet gibi saygın ve büyük bir millet olan Rusların da insanlığa kattığı kazanımların, insanlığa sunduğu izlerin bu şekilde yine karşı milliyetçilikle, aşırı bir milliyetçilikle silinmesi değildir. Floransa gibi medeni bir şehirde Dostoyevski'nin heykelinin kaldırılması ne demek? Ben bunu kendime yapılmış bir hakaret addederim. Yahut işte... Bu haber doğru mu, teyit edebilirim? Yoksa o büyük ölçüde doğru gibi geliyor çünkü geri çekildi. Rus devleti medyası mı verdi bu haberi? Ondan bağımsız kaynaklarda da okuduğum kadarıyla bu geri çekildi. Yine eğer iddiaya göre doğruysa Rus öğrencilerin üniversite kayıtlarının silinmesi ne demek? Bu, yani Rus şu an Rusya'yı idare eden Putin ve bir grup oligarkın aldığı bu yanlış, bu hatalı kararın faturasını İrlanda'da, Amerika'da, Paris'te, Roma'da okuyan
öğrenciye neden kesersiniz? Ya da bugün gördüm gülünç gülünç işler. Kedi yarışmasından Rusları çıkarmak. Uluslararası ya kedi, da, kedi federasyonu. Evet, kedi federasyonu. Hmm. Ya da judo federasyonu. Ya da bilmem ne. Bunlar eğer yani kuşkusuz şuna hak verebilirim. Rus siyasetçiler, Rus oligarklara dünyayı zindan edebilirsiniz. Ama alacağınız kararlar arasında büyük işte Rus edebiyatının, Rus müziğinin, Rus sanatçıların, Rus kültür insanlarının, spor insanlarının dünyadaki varlıklarını ya da dünyadaki eğlenmeklerini sonlandırmak olmalı mı? Sence bu Rusofobi mi? Bence öyle. Bence öyle. Yani bu sözde Rusya'yı cezalandırmak adına yani o ki sizinle savaşamıyoruz. Sizin kültürel Rusya'yı tecrit etmek. Tecrit etmek aslında tecrit etmek. Evet. Ama bu yani Rusları da tecrit etmek. Ama gibi. Bu şu anlama gelmez. Şimdi o zaman şimdi ben Lenin okuyan ne bileyim hani şu an Rusya'nın kapı dışarı ettiği sosyalizmin işte Rusya'daki fikri babalarından Lenin'i, Troçki'yi okuyan bir Türk gazeteciyim. Yani ne demek Lenin'in yasaklanması ya da ne demek Troçki'nin yasaklanması? Lenin Troçki'nin yasaklandığı yok ki. Yok evet. Hayır yani velev ki onu söyledim. Ha, eskiden yasaklanmıştı ya, ama evet. Antikomünizm nedeniyle. Kuşkusuz. Yahut Netflix'in bir Rus yapımını kaldırması. Yahut Tarkovski filmlerinin ilk 250 film arasında çıkarılması. Ya bunlar Rusların, her millet gibi Rusların kültürel, da... Kültürel ve sosyal ambargo bu. Evet. Yani. Ya bir de Tarkovski, bir de işte ne bileyim Dostoyevski. Putin'in aldığı karardan... Bu önemli tarihe ve insanlığa hizmet etmiş Ruslara evet. ne? Yani evet. Dolayısıyla bunu Rusların, Rusya'nın yayılmacılığı cezalandırılırken ve bu yayılmacılığın patronu olan Putin ve oligarkları haklı biçimde cezalandırılırken Ruslara, gündelik hayatta Ruslara ve onların insanlığa katkılarına bu şekilde yaklaşmayı da ben bir tür en az Rus yayılmacılığı kadar tehlikeli görüyorum. Şimdi tabii yani Rusofobi var mıdır? Yok mudur? Olabilir. Var olabilir Rusofobi. Doğru. Hı-hı. Ama var olan bir şey de çok fazla abartılıyor olabilir. Sen bana hep soruyorsun şu nedir, bu nedir biliyor musun evet. diye. Ben de sana şimdi bir soru soracağım. Madem lütfen. Söz kedilerden açıldı. Uluslararası Kedi Federasyonu sahibi Rus olan kedilerin yarışmalara katılmasını yasakladı evet. diye bir haber var. Baktım hakikaten Washington Post'ta önce inanmak evet. istemedim. Yani çünkü şeyde görünce Rusya devletine bağlı medyada görünce haberi inanmak istemedim. Dedim ne biçim bir haber bu? Çünkü kedilere ambargo bir de Rus şey koymuşlar oraya Russian Blue dedikleri. Yani öyle geçiyor. Rus mavisi Türkçe çevirisi kedi. Yani sanki Russian Blue kedilere karşı uluslararası yaptırım uygulanıyormuş gibi komik bir manzara çıkıyor. Öteki de komik yani. Haberin kendisi de komik. Yani böyle bir ifrat noktasında bu reaksiyon. Evet bir bu veya bu başka bir şey. Rusofobi bu doğrulanmış bir durum değil mi? Teyit edilmiş bir durum. Posta da vardı. Evet, yani evet. kaynağından. Floransa'da teyit edilmiş bir durumdu. Şimdi Rusofobi var ama hani kedilerden açıldı söz. Ben bir orada bir metafor yapacağım. Rusofobiden bahsediyoruz. Peki ailurofobi ne demek biliyor musun? Ailurofobi. Bilmiyorum hayır. Kedi korkusu. Şimdi niye böyle hani mesela araknofobi diye demiyorum o örümcek falan hani o zaman Rusları örümceğe benzetti demesinler diye. Ben hadi kedi gibi sevimli bir ve sempatik bir hayvandan örnekle yola çıkacağım. Bak şimdi evimizde oturuyoruz sokakta bahçe katındayız mesela bahçede uzakta bir yerde bize zarar vermesi mümkün olmayan sevimli bir kedi var yatmış güneşte güneşleniyor falan. Biz o kediden rahatsız olur ve o kediyi oradan kovmaya çalışır. Veyahut kedi var diye işte ne bileyim tedirgin olursak evet. Ailurofobikiz. Ya da kedi eğer kedi yerine Rusya'yı koy, Rus'u koy. O zaman Rusofobikiz. Çünkü bu bir kaygı bozukluğu. Yani fobi kaygı bozukluğu oluyor. Evet. Ama eğer bu kedi evimize dalmış tam biz yemek yerken masamıza sıçramış, ortalığı dağıtmış, küçük çocuğumuzun yüzünü kan revan içinde bırakmış, her yeri tırmalamış, bütün eşyaları parçalamışsa tırmalayarak falan, o zaman o kediden korkmakta haklıyız. Fark var. Hı hı. Burada Rus propagandası, Kremlin propagandası en başından beri Rusya'nın her türlü olumsuz karşılanan eylem ve tutumunun doğurduğu tepkileri Rusofobi diye yaftalıyor.
Rusofobi falan diye bir şey yoktu eskiden. Bu da yeni çıktı. Hmm. Yani bir 5-6 yıllık bir söylem. Neden? Çünkü Rusya aslında 2014'ten itibaren tutumunu çok sertleştirdi. Uluslararası ilişkilerinde militarizme başvurmaya başladı. 2014'te Kırım'ın işgali, ilhakı diyelim. Evet, ilhak. Donbas bölgesinde işte Donetsk ve Luhansk tek taraflı o bölgelerin aslında o örtülü bir işgaldir. Orada o tek taraflı cumhuriyetlerin kurulması. O batıda tüyleri diken diken etti. Ardından tabii 2015'te de Suriye'ye müdahale geldi. O ayrı bir konu. Onu ayrı tartışmak lazım ama Rusya dişlerini göstermeye başladı. Pençelerini çıkardı. Hani ayıdır ya onun. Libya'da da vardı. Libya'da da vardı tabii ki. Ondan sonra da Libya geliyor ama öncesi değil, sonrası. Evet, sonra. Şimdi ya eğer Rusya'ya yönelik her türlü tepki Rusofobi ise Rusya burada kendisini aklıyor demektir. Çünkü kaygı bozukluğuysa bu tepki. O zaman Rusya'ya yönelik bu tepkileri gösterenler hastadır. Fobiktirler yani, kaygı bozukluğundan muzdariptirler. Rusya'nın kendisini eleştirmesi, kendi durumunu gözden geçirmesi açısından yapması gereken hiçbir şey yoktur. Çünkü Rusya'yı eleştiren herkes Rusofobiktir. Bitti. Tartışmayı bitiriyor. Siz hastasınız diyor. Hastasınız. Rusofobi var. Tamam. Aynı İslamofobi de olduğu gibi. Bu İslamofobi argümanı ne kadar çok sık kullanılıyor? Aynı o verdiğim benzetmede de yani birileri İslam adına çıkıp, yani bu İslam'ı bağlamaz ama İslam adına birilerini çıkıp masum insanları sokaklarda öldürüyorsa bir reaksiyon gelişiyor onu yapanlara karşı. Onun ötesinde de evet bir kuşkuculuk da ortaya çıkıyor ama biz burada şimdi İslam'ı falan karıştırmayalım. Örnek olarak vermek istedim. Ruslar ise buradan mülhem. Sen olağan mı görüyorsun? Peki ben bu... şöyle her yerde aşırılıklar vardır. Bu aşırı tepkiler ortaya çıkabilir. Ben de bir ayarsız olarak görüyorum. Rus korkusu da vardır. Rus korkusu olması kadar doğal bir şey yok. Niye yok? Çünkü Ruslar yani çok ne diyelim ona biz korkulan bir şey, savaşçı bir güç. Tarih boyunca öyle olmuşlar ve titretmişler. Şu mesela yani en son... şöyle bak şeyi bağlayayım. Rus korkusu demek Rus karşıtlığı demektir. Yani Rusofobik olduğun zaman Rus karşıtısındır. Bunun tabii hani ırkçılığa kadar varan bir tezahürü olabilir. Ama peki Rusya'daki, yani eğer Batı'da Rus korkusu varsa, Rus fobisi varsa, Rusya'nın sistemli Batı karşıtlığı nedir? O da bir, yani ona da bir hani Batı korkusu, Batı fobi, neyse artık. Ona bir Latince bir isim bulunur. Rusların da Batı korkusu var. O zaman aynı şeyi, aynı argümanı Ruslara karşı da kullanmak mümkün. Evet. Ayrıca demokrasiden tehdit algılamak gibi çok tuhaf bir hastalık. Eğer hastalıksa bu, bir arızaysa bence bir arızadır. Yani otoriterliğin, otoriterizmin vardığı son nokta demokrasiden tehdit algılamaktır. Tehdit algılıyor demokrasiden. Şimdi demokrasinin başarısız bir sistem olduğunu her yerde bir ideolojik mücadele olarak sürdürüyor, bunu yapıyor. Dolayısıyla bir örnek vereceğim. Rusofobi nerelerde nasıl kullanılıyor? 2015'ten sonra yani bizim Kasım'da Rus uçağını düşürdük. Sonra Rusya Türkiye'ye karşı çok kapsamlı, çok etraflı böyle dört koldan bir kampanyaya başladı. Yani sanki her şey hazırlanmış gibi. Çok enteresandı o kampanya. Ondan sonra baktılar ki olmuyor. Yani turizm ambargoları, şunlar, bunlar, medya kampanyaları hepsi üst üste geldi. Darbe girişiminden sonra Ankara Rusya'yla anlaşmak zorunda kaldı ve anlaştı. Ardından S-400 alımı vesaire Rusya, Kremlin bu Türkiye'ye karşı bu sistemli ve iyi planlanmış karşı kampanyasını, yani Türkiye karşı kampanyasına ara verdi, tersine çevirdi. O zamanlar o Türkiye karşı kampanya sürerken beni Rus medyasına bağlı bir Rus devletine bağlı bir medya organında çalışan çok eski bir meslektaşım aradı. Benden Türkiye'deki basın özgürlüğü açığı
basın özgürlüğüne karşı yapılan bütün bu baskılarla falan vesaire bir değerlendirmesi. Ben dedim ki, ya dedim, basın özgürlüğünden korkan, basın özgürlüğünü her yerde bastıran, kendi iç ülkesinde bastıran ve yok eden bir ülkenin devletine bağlı medyaya Türkiye'deki basın özgürlüğünün durumu hakkında görüş vermem dedim. Çok öfkelendi bana, kızdı bana, içerledi bana. Ama öyle. Şimdi ondan sonra 2020'de tasfiye ettiler. Çünkü o medya organındaki Türk gazeteciler bu iktidarı eleştiriyorlardı. AKP iktidarını eleştiriyorlardı. Hı. Hepsi tasfiye edildi. Tasfiye edilmelerinin akabinde eleştirilere maruz kaldılar. Ve o medya organı, adını vermek istemiyorum, o medya organının Türk yayın yönetmeni eleştirileri Rusofobi olarak nitelendirdi. Bu Rusofobidir dedi. Şimdi her yerde Rusya'nın, Kremlin'in yaptıklarını, Rusya'nın dış politikasını eleştirdiğin zaman Rusofobi eleştirisiyle karşılaşıyoruz. Ama eğer olabilir yani. Ruslardan nefret eden insanlar vardır. Tarihsel bir nefret, bir kin duyabilirler. Rus olanlardan da nefret edebilirler. Tepkilidirler, uzak dururlar, Rusofobiktirler onlar. Ama yani Rusya bu Rusofobi argümanının arkasına sığınarak iş göremez. Gördürmemek zorundayız. O zaman tartışma kalmıyor çünkü. Tartışmanın tarafından biri hasta olarak nitelendirdiğin zaman ben de onu hasta olarak nitelendiririm. İşte demir perde çekilmiş olur. Şimdi orada tabii buna böyle bir yoruma mahal vermemesi gerekenler Avrupa'daki kültür dünyasının insanları. Çünkü yani en azından somut bir örnek, Berlin Filarmoni Orkestrası bir şefi, insani koridor kurma kararı aldık diye bir son dakika var. Müzakereden herhalde tahliyeler için bir insani koridor kararı çıkmış. Şimdi Berlin Filarmoni Orkestrası'nın şefinin görevden el çektirilmesinin Putin dostu. Yanlısı da değil. Yanlısını bilmiyoruz. Aynı şey. Yani aynı şey olmayabilir. Aynı şey, yani Putin'in dostudur da buna karşı çıkıyordur. Yani daha şey, Putin'in hem yanlısı hem dostu. İşte bilemiyoruz. Adam açıklama yapmıyor. Yani herhalde adamdan açıklama yapması istendi. Özür dilemesi istendi ya da kınaması istendi. O da bunu kabul etmedi ve görevini el çektiriliyor. Bu bana mantıklı gelmiyor. Yani. Bu bana doğru gelmiyor. Aşırı bir tepki tabii ki. Tabii. Yani bu birilerine bir şeyi söyletme mecburiyeti. Mecbur muyum? Bu aynı zamanda biraz bana yani Avrupa'nın olgunluğuna yakıştıramıyorum. Aynı fikirdeyim. Yani Avrupa daha olgun şimdi mesela, davranabilir. Rus oligarklar işte bunlar. Bilmem şu kulübün başkanı, bu şirketin başkanı. Bulundukları ülkelerde sermayelerini ve varlıklarını koruyabilmek için Putin'i kınamak zorunda. Kamuoyunda kınamak zorunda bırakılıyorlar. Bu bana doğru gelmiyor. Yani hukuksuz bir işlemi varsa onları, zaten bunu engelleyebilir o devletler. Onları kınamak zorunda da değilsin. Değilim. Yani daha doğrusu Putin'i kınamaya zorlamak zorunda değil kimse. Ama eğer o oligarkların ekonomik faaliyetleri rejimin finansmanında kullanılıyorsa, bu işe yarıyorsa ona karşı yaptırım uygularsın. Zaten bunu başka araçlarla yapabilirler yani, eğer öyle bir bağlantı varsa. Ama işte İngiltere'de Rus oligarkı, Almanya'da bir başka oligarkı ya da Berlin'de bir filarmoni orkestra şefini, sen Putin'i kınamak zorundasın ya da... Bu haysiyetsizliği, yani insan haysiyetine bunu öyle düşünse şey bile ben öyle düşünsem bile kabul etmezdim bunu. Tamam. Yani evet, bu... Kapanış yapıyoruz. Buna ek olarak şunu da söyleyeyim. Yani Rusya'da dünyaya bir Rusofobi, Ukrayna'da neonaziler var, dünyada Rusofobi var derken kendi ülkesindeki son muhalif kanal olan Yağmur TV'yi bugün kapattı. Hmm. Sadece Nova'ya gazete kaldı, ben takip ediyorum. Hmm. Nova'ya gazete de her an kapanabilir. Rusya'da bağımsız gazetecilik faaliyeti bugün itibariyle bitebilir. Evet. Sevgili Halk TV izleyicileri, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Salı günü yine karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. İyi akşamlar. RS Oto Ekspertiz Konuşmasak Olmaz'ı sundu. Birikimlerinizi nasıl değerlendireceğinize bir türlü karar veremiyor, sürekli kurları takip etmekten mi yoruluyorsunuz? Buraya kadar.
Denizden aklınızdaki tüm soruları ortadan kaldıran, size derin bir oh çektiren kur korumalı mevduat hesabı. Siz de mobil Deniz'den ya da Denizbank şubesinden anında kur korumalı mevduat hesabı açın. Dolar, euro, sterlin, altın, inse de kazanın, çıksa da kazanın. Kur düşerse Türk lirası faizinden yararlanın, kur yükselirse farkını alın. Hayat denizde güzel. Bilet. Otobüs biletinde herkesin adresi o. O bilet. Uçak biletinde vazgeçilmez o. O bilet. Siz de obilet.com'a girin veya uygulamayı indirin. Fiyatları karşılaştırın. Biletinizi kolayca ve güvenle alın. Çünkü Türkiye...